yapıyoruz. ...24 dönemi belediye meclis üyesi seçilmiş Osman Gazi Belediyesi Hukuk Komisyonu'nda da... Böyle durumlarda nelerin söylenmesi gerektiğini, neleri söyleyeceğimizi gerçekten dilimiz tutuluyor. Öncelikle Ahmet, sevgili kardeşim, size ve ailenize, Akdün tüm sevenlerine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Gerçekten bizim için... Dün hakikaten çok kötü bir gündü. Yani Alptuğ'un gencecik yaşında hayalleri olan, gelecekte belki de bu kentte önemli imzaları olacak olan o güzel insanı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kahri içerisindeyiz. Elbette ki bir aradayız ama onun en azından bundan böyle onun güzelliğini, ismini yaşatma konusunda ailesiyle birlikte mutlaka bir şeylerin yapılması gerektiğine de inanıyorum. Bunu da yapabilecek gücümüz de var. Allah mekanını cennet etsin. Tekrar sabırlar diliyorum. Çok kolay değil. Allah kimseye vermesin. Bu acıyı Allah kimseye yaşatmasın. Bugün tarifsiz bir acının içindeyiz. Hepimiz çok kıymetli bir belediye meclis üyemizi, grup sözcümüzü, meslektaşımızı, dostumuzu, kardeşimizi, yol arkadaşımız avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğlu'nu sonsuzluğa uğurluyoruz. Belediye başkanımız Erkan Aydın rahatsızlığından dolayı hastanede olduğu için burada olmayı çok istemesine rağmen maalesef törene katılamadı. Bizlere üzüntüsünü ve başsağlığı dileklerini iletti. Alptuğ genç yaşına rağmen olgunluğu, bilgi birikimi ve duruşuyla çevresine her zaman örnek bir insan oldu. Her zaman adaletin, vicdanın ve hakkaniyetin yılmaz savunucusuydu. Onunla geçirdiğimiz yıllar boyunca ilkelerinden taviz vermeyen, dürüstlüğü ve doğruluğu rehber edinen bir insan olarak tanıdık. Kendisini her zaman dostluğu, samimiyeti ve güler yüzlülüğüyle hatırlayacağız. Zorlukları aşarken gösterdiği cesaret, bizimle paylaştığı samimiyet, Osman Gazi'ye ve Bursa Spor'a duyduğu derin sevgi ve daima hatırlanacak. Onunla kurduğumuz hayaller ve şehrimize dair umutları bize bıraktığı değerli bir miras olarak hep bizimle olacak. Bugün yalnızca bir meclis üyemizi değil, kalbinde sevgi ve zihninde idealler taşıyan
genç bir dava arkadaşımızı kaybettik. Alptuğ'un Osman Gazi'ye ve insanlığımıza olan bağlılığı hepimizce çevresinde takdir edilmiştir. Onun bıraktığı izler ve çalışmaları her zaman hatırlayacağız. Alptuğ arkadaşımızı rahmetle anıyor, değerli ailesine, yakınlarına ve tüm Osman Gazililere sabırlar diliyorum. Evet değerli dostlar, böyle bir acıyı tarif etmek belki de hiçbir kelimenin karşılık bulmayacağı ve söylenecek her şeyin belki bir anlam ifade edemeyeceği kadar zor bir durum içerisindeyiz. Alptuğ kardeşim, Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını hep gururla, onurla bugünlere taşımış ve bundan sonra da partimize belki de uzun süre daha hizmet edecek ve partimizin bayrağını daha da yukarıya taşıyacak bir arkadaşımız, bir kardeşimiz, bir yoldaşımızdı. Dün haberi duyduğumuzda inanın ki yıkıldık. Böyle bir acıyı çok değerli Ahmet Memişoğlu abimiz de uzun süre partimize emek veren, mücadele eden Osman Gazi ilçe başkanlığımızı yapmış. Değerli anneleri Aliye Hanım ve Alptuğ Neşe, böyle bir acı karşısında inanın size de başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Kelimeler ifade etmiyor tabii sizlere nasıl bir cümle kuracağımız da inanın ki zorlanıyoruz. Ama şunu çok iyi biliyorum ki Alptuğ şu anda cennete gitmiştir. Hiç kimseyi kırmayan, hiç kimseyi üzmeyen, narin, kibar, karakterli ve kişilikli bir kardeşimizdi. Ben tekrar bugün burada toplanan sevenlerine, dostlarına, Cumhuriyet Halk Partisi ailesine, mücadele arkadaşlarıma başsağlığı ve sabır diliyorum. Ve onu hep mücadelemizde yaşatacağız. Alptuğ bundan sonraki süreçte bir örnek, bir kardeş olarak, bir yoldaş olarak gelecek Cumhuriyet Halk Partililere de onun siyaset izleyiş yolunu ve sürecini anlatacağız. Onu her zaman mücadelemize yaşatacağız. Alptuğ, ışıklar yoldaşın olsun, yıldızlar yoldaşın olsun diyorum. Allah mekanını tekrar cennet etsin. Öncelikle kelimelerin ifadesiz kaldığı, gerçekten kafiyesiz kaldığı bir günde Alptuğ Memişoğulları'nın değerli ailesi, eşi, sevenleri, dostları, yoldaşları, yol arkadaşları. Yani burada böyle bir toplulukta aslında daha farklı bir gündemle bir araya gelmek istedik Alptuğ'la ama dün belediye binasındayken ilk haber duyduğumuzda gerçekten ben inanamadım. Yani bu işin doğru olmadığını. Daha doğrusu Alptuğ'a yakıştıramadım ya. Yani ben bir farklı bir dünyadayım. Dünden bugüne gerçekten öyleyim. Alptuğ sadece bizim bir partili yol arkadaşımız değildi. Bizim bir meclis üyemiz değildi. Bizim grup sözcüğümüz sadece değildi. Bizim kardeşimizdi, bizim dostumuzdu, bizim yol arkadaşımızdı. Bizimle gerçekten mücadeleye destek veren, hareket eden bir can kardeşimiz, dostumuzdu. Bugün onun son yolculuğuna uğurlarken tabii ki onun içindeki merhameti söylemeye gerek yok. Ben Alptuğ'la birkaç kez hep yan yana geldiğim zaman o en küçük canlıya bile ne kadar büyük merhamet gösterdiğini bilenlerdenim. Hayvana bile merhametli olmayan bir insanın bana göre inancı bütün değildir derler ya. İnancı bütün, gerçekten merhameti yüksek, kişiliği, karakteri, her anlamda dört dörtlük bir kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Buradan da olsa öncelikle ailesine, sevenlerine, dostlarına, yol arkadaşlarına, birlikte yol yürüdüğümüz, beraber hizmet verdiği, çalışma arkadaşlarının tamamına başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Onu bugün her ne kadar ebedi bir yolculuğa uğurlasak da o bizim devamlı, bizim yanımızda olacak, bizimle birlikte olacak. Onun ailesi, babası bizim babamız, annesi bizim annemiz, eşi bizim kardeşimiz. Şahsım adına ben her zaman onlarla birlikteyim. Başkanlarımız da aynı şeyi söyledi. Tekrar başımız sağ olsun. Allah mekanını nur, cennet eylesin. Tüm sevenlerine de sabırlar diliyorum. Gerçekten çok zor.
Ne söylesek duygularımızı ifade etmek için eksik kalacağını biliyoruz. Genç bir meslektaşımı, mücadeleci bir yoldaşımı ve bulunduğu her ortamda sevilen, sayılan bir Bursa sevdalısı kardeşimizi yitirdik. Bursa'mızın, partimizin, hepimizin Bursa Spor'un başı sağ olsun. Şimdi bize düşen onun hayallerini Osman Gazi'de, Bursa'da gerçekleştirmek ve onun yoldaşları olarak onu öbür dünyada mutlu kılmak. Düğününe katıldığımı daha dün gibi hatırlıyorum. Aklımıza bile gelmezdi cenazesine katılmak. Bütün aileye, Ahmet abiye, bütün ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Ve bugün gerçekten sözün bittiği bir yer. Ben de öncelikle Ahmet abimize, Alptuğ'un ailesine başsağlığı diliyorum. Ateş tabii ki düştüğü yeri yakıyor. Ama bu ateş Cumhuriyet Halk Partisi'ni de, Osman Gazi Belediye'mizi ve örgütümüzü de gerçekten büyük bir yasa boğdu. Çünkü hiçbirimizin konduramadığı, tahmin etmediği, hayat dolu, hayatın içinde, hayatın her yönünde var olan bir insan da Alptuğ. Dolayısıyla çok üzgünüz. Duygularımızı kelimelerle ifade etmekte hepimiz zorlanıyoruz. Ben de ışıklar yoldaşın olsun kardeşim diyorum. Mekanın cennet olsun. Örgütümüzün başı sağ olsun. Biz onu kaybettik ama Bursa'da çok büyük bir değerini, örgütümüz de gelecekte çok anlamlı işlere imza atacak bir mensubunu kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه. Senin rızan için hatmi şerif okuduk. Bir din görevlisi olarak Umre'de beraberdik. Ben razıyım, Allah da razı olsun. Sizler de razısınız. Razı mısınız? Razı mısınız? Allah hüsnü şehadetinizi, razınızı kabul eylesin inşallah. Olmayanlar için 2 adet otobüsümüz belediyemizin